telefon attığımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan var. Sayın Tezcan, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Lale Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi AKP'li Mahir Ünal'dan çok dikkat çeken açıklamalar var CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Başlık olarak vermek gerekirse tarihin çöplüğünde yerini almıştır dedi Mahir Ünal. Neler söyleyeceksiniz? Önce şunun bilinmesi lazım. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal asıl zehirli dile sahip olan ve hastalıklı bir dille konuşmuş bugün. Derhal ve hemhal Mahir Ünal'ın bu hastalıklı dilinin tedavisi gerekir. Tedaviye muhtaç bir dile sahip. Genel Başkanımızla ilgili ahlaksız ifadesini kullanan bir ciddi ahlaksız dil kullanmış AK Parti sözcüsü. Bunu şiddetle iade ediyoruz kendisine. Türkiye'de ahlaksız bir düzeni yerleştiren anlayışın sözcüsüdür Sayın Mahir Ünal. Türkiye'de çocuğa ve kadına tacizin arttığı, uyuşturucu kullanımının arttığı, rüşvet ve yolsuzluk düzeninin kurumsallaştığı, yerleştiği, haram ve yolsuzluğun yerleştiği dönem 16 yıllık AK Parti dönemidir. Ahlaksızlığı vakayı adiye haline getirmiş bir iktidarın sözcüsüdür Mahir Ünal. Ülkede ahlaksızlığı yerleştirenlerin ve milleti ahlaksızlığın kucağına terk eden bir anlayışın sözcüsü, başkalarına ahlak üzerinden herhangi bir şey söyleme hakkına sahip değildir. Önce kendilerini ahlaklı olmaya davet ediyoruz ve bu ahlaksız sözünü misliyle iade ediyoruz kendilerine. Evet. Bir diğer önemli mesele tarihin çöplüğü meselesi. Herkes bilir ki tarihin çöplüğü diktatörlerin yeridir. Tarihin çöplüğünde her zaman diktatörler yer alır. Türkiye'de diktatörün kim olduğu bellidir. Mahir Ünal diktatörün sözcülüğünü yapmaktadır. Mahkemeler diktatörden korkusuna diktatör demenin önüne yasak koymaya çalışsa da diktatöre dünyanın her yerinde diktatör derler. Tarihin çöplüğünde de diktatörlerin yeri vardır. Sayın AK Parti sözcüsü diktatörün sözcülüğünü yaparak başkalarına tarihin çöplüğünü adres göstermektedir. Göstereceği adres o adresin asıl sahibi, sözcülüğünü yaptığı diktatördür. Adalet için Ankara'dan İstanbul'a 435 kilometre yol yürüyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşçüsü olarak tarihe geçmiştir. Adalet yürüyüşçülerinin tarihteki yeri de Şeref Locası'dır. Genel Başkanımızın tarihteki yeri Şeref Locası'dır. Orada kalmaya devam edecektir. Bir başka yalan üzerinden kahramanlık tefrikası yaratma peşindeler. 15 Temmuz üzerinden Genel Başkanımız ilk günden itibaren 15 Temmuz darbesine karşı çıkmış, bizleri, milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiş ve her türlü darbeye karşıyız diye ilk andan itibaren kamuoyuyla paylaşmıştır. Biz Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombaların altına başımızı sokarken Erdoğan devletin koruma ordusuyla kendisi için ortaya çıkabilmek üzere güvenli bir zaman dilimi arıyordu. O dönemin başbakanı Çankırı Tüneli'nde saklanıyordu. Kimisi hangarda saklanıyordu, kimisi Gürcistan'da saklanıyordu. Darbe önlendikten sonra bile Erdoğan 4 gün sonra Ankara'ya gelebildi, güvenlik sağlanamadı diye. Genel Başkanımız uçaklar çalışmadığı halde karayoluyla ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip katılmış olmasına rağmen Erdoğan 4 gün sonra cesaret edemeyip Ankara'ya ancak 4 gün sonra gelebildi. Dolayısıyla korkudan Ankara'ya 4 gün gelemeyenler üzerinden bir kahramanlık tefrikası kimsenin yaratmaya gücü yetmez. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesine. Evet. AK Parti sözcüsü hızını alamamış. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sanıyorum bu olağanüstü kurultay talebine ilişkin süreçlere de bulaşmayı kendince üzerine vazife saymaya kalkmıştır. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi üyesine ve delegesine tavsiye ya da telkinde bulunmak, akıl vermek Mahir Ünal'ın haddine düşmez. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partili'nin
Mahir Ünal'ın tavsiye ve telkinine ihtiyacı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi saray darbelerinin partisi değildir. Hiçbir zamanda darbelerin partisi olmamıştır. Hiçbir CHP'li Erdoğan'ın sözcüsünün dudaklarının arasından çıkacak söze muhtaç değildir, ona bakmaz. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki demokrasi kültürünü bilemezler. Çünkü öyle bir kültüre yabancıdırlar. Onlar parti içerisinde saray darbelerine alışıktırlar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve delegesinin kendi içerisindeki olgunlukla ortaya koyduğu demokrasi yarışını anlamalarını kendilerinden beklemiyoruz, beklemeyeceğiz de. Ancak şunu bilsinler ki CHP hiçbir zaman dışarıdan dizayn edilecek bir parti olmamıştır ve olmayacaktır. Onlar kendi işlerine baksınlar. Bizim işlerimize herhangi bir şekilde bulaşmaya kalkışmasınlar. Evet. Sayın Tezcan, şimdi Mahir Ünal'ın, AKP'li Mahir Ünal'ın Sayın Kılıçdaroğlu için söylediği sözleri değerlendirdiniz. Onun dışında bu CHP'deki sürece ilişkin Mahir Ünal'ın çağrılarını da değerlendirdiniz ama o halde size soralım, bu CHP'deki kurultay tartışmaları ile ilgili ne söylersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ekrem Kerem Oktay da imza veren isimlerden biri. Onun da bir kurultay çağrısı var. Neler söyleyeceksiniz? Bütün bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Toplanan imzalar var vesaire. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe içeride sınırsız bir biçimde demokratik yarış kültürü vardır. Biz genel merkez olarak bu demokratik yarışın sadece güvencesi olabiliriz. Dolayısıyla bu tartışmaların herhangi bir biçiminde tarafı olmak durumunda değiliz. Olağanüstü kurultay olmayacağız da. Olağanüstü kurultayın toplanma biçimi tüzüğümüzde belirtilmiş. Ya genel başkan çağırır, ya parti meclisi çağırır, ya da delegenin %51'i imza toplar noter vasıtasıyla 15 gün içerisinde, toplarsa seçimli kurultay olur diyor tüzüğümüz. Bu genel başkan kurultaya çağırmadı. Parti meclisinden böyle bir karar çıkmadı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili delegelerin bir kısmı olağanüstü kurultay istiyor. Bu onların en demokratik hakkıdır. Hiç kimse olağanüstü kurultay niye istedin diye partide birilerini öcüleştirme hakkına da sahip değildir. Bu bir yarıştır. Biz olağanüstü kurultayın gerekli olduğunu düşünmüyoruz ama düşünen arkadaşlar var. Dolayısıyla onlar da imza toplama işine giriştiler. Süresi içerisinde yeterli sayıda imzayı bulurlarsa doğal olarak tüzük işletilir ve kurultay toplanır. Bulamazlarsa bu tartışma kapanır ve işimize bakarız. İşimiz nedir? Seçimi değerlendireceğiz. Ondan sonra yerel seçimlere hazırlanacağız. Türkiye'yi geleceğe hazırlanacağız. Bir de başka bir şey önemli. Evet. Değişim talebini sadece kurultaya endekslemek doğru değildir. Kurultay toplanır ya da toplanmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki yerel seçimlerden güçlü bir biçimde çıkabilmek için kuşkusuz parti tabanından gelen değişim talebini dikkate alarak bu değişimi partinin siyaset yapma tarzı, çalışma tarzı, seçimlere hazırlanma tarzı dahil olmak üzere en geniş alanda ele alıp yetkili kurullarında tartışacak ve esaslı bir değişim ve dönüşümün adımını atacaktır. Değişim ve dönüşüm sadece parti içindeki çeşitli makamların değişmesi üzerine endekslenmemelidir. Yani kurultay yapılmamış olsa, bu imza toplanmamış olsa bile Sayın Genel Başkanımız 2010 yılında ilk göreve geldiği günden bu yana partide sağlamaya çalıştığı değişim ve dönüşümü aynı hızla kararlı bir biçimde sağlamak üzere yoluna devam edecektir. Evet. Şimdi yeterli imza toplanırsa ne olacak onu sorayım size, sonra da veda edeyim. Onu söyledim, yeterli imza toplanırsa kurultay toplanır. Tabii. Tüzüğün dışına hiç kimse çıkmaz. Tabii. Yani olasılıklar dahilinde böyle bir şey de değerlendiriliyor mu? Yani şöyle, olasılık meselesi değil. Bana sorarsanız ben şahsen yeterli imzanın toplanmayacağını görüyorum. Yani bu benim görüşüm ama o sonuçta 15 gün sonra ortaya çıkar. Arkadaşlarımız da toplanacağını iddia ediyorlar. Yani bu çerçevede bir çalışma yapıyorlar.
İmza toplanırsa ne olur dediniz? İmza toplanırsa kurultay toplanır. İmza toplanmazsa ne olur? İmza toplanmazsa kurultay toplanmaz. Dediğim gibi yolumuza devam ederiz, önümüze bakarız. Bunu şunun için sordum. Çeşitli iddialar var. Hani ilk ağızdan sizden duyalım diye sordum. Ya yoksa prosedür olarak ne olacağını elbette biliyoruz ama imza nedir mesela iddialar? Sayın Kılıçdaroğlu'nun tekrar aday olmayacağı şeklinde. Efendim, onlar üzerinde yorum yapmak bizim için çok uygun olmaz. Evet. O kurultayın olup olmayacağı üzerine o sonranın işidir, onu bilemeyiz. Adaylık ayrı bir mesele. Şu anda bizim onun üzerinden bir şeyler söylememiz görüş belirtmek değil, tezvirat yapmak olur. O da doğru olmaz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezcan. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.